İyi akşamlar. EkoTürk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Evet, hafta başından beri sürdürdüğümüz Borsa İstanbul ve kur konuşmasını bugün belki biraz daha az yapacağız. Çünkü hem kurda hem Borsa İstanbul'da iyi gelişmeler var. Kur aşağı doğru yönünü çevirdi. Bugün itibariyle Borsa İstanbul'da da yön yukarı kapanış seansında birazdan ne kadar, kaç puandan kapattığımızı hep birlikte göreceğiz. Bugün Türkiye'nin 2022 bütçe maratonu başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçenin sunuş konuşmasını yaptı ve %9'luk bir büyüme beklediğimizi söyledi. Bu arada Bitcoin rekorlar üstüne rekorlar kırıyor. 66 bin doları geçti. Sabah saatlerinde 63 bin dolardan başladığı yolculuğu şu anda 66 bin doların üzerinde sürdürüyor. Bugün bunu konuşacağız ağırlıklı olarak. Ve dünyanın belki de bugüne kadar görmediği yeni bir durumla karşı karşıya kalacağız önümüzdeki günlerde. Bir kişinin serveti 1 trilyon doları bulabilecek. Elon Musk, SpaceX'in patronu 1 trilyon dolara doğru hızla koşuyor. Bu pek çok ülkenin gayri safi hasılasından daha fazla. Örneğin Türkiye'nin gayri safi hasılasından fazla. Türkiye 755 milyar dolarlık bir ekonomi. 1 trilyon dolarlık bir zenginlikten ve bir kişiden bahsediyoruz. Bütün bunları ana haber süresince konuşacağız. Ana haberde Bergin Maviş bizimle birlikte olacak. İlk haberimiz Fitch'ten. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının faaliyet ortamı raporunu yayımladı. Türk bankalarının faaliyet ortamı raporunu B+ olarak belirledi. Bu şu anlama geliyor. Türk bankaları hem yüksek kur baskısı altında, hem yüksek enflasyon baskısı altında, hem piyasadaki oynaklığın baskısı altında olduğu için bankalar açısından çok iyi olmayan bir dönem yaşandığını ifade ediyor. Bu arada Türk lirasının yılbaşından bu yana ilk 9 ayda dolar karşısında %16 değer kaybetmiş olması da Türk bankaları üzerinde bu baskıyı artıran faktörlerden bir tanesi. Fitch'in raporundaki belki de tek olumlu husus, Türk bankaları önümüzdeki döneme cari açığın azalması dolayısıyla bir parça daha az finansman baskısıyla girecekler gibi gözüküyor. Avrupa Birliği raporu üzerinde konuşacağız. Avrupa Birliği raporu, genişleme raporu bu. Sadece Türkiye'yi kapsamıyor. Genişleme kapsamındaki bütün ülkelerle ilgili. Ama Türkiye ile ilgili rapordaki ibareler son derece can sıkıcı. Türkiye'nin Kopenhag kriterlerinden giderek uzaklaşmaya başladığını ve demokratik kurumların Türkiye'de yeterince çalışmadığını, hatta işlevsiz kaldığını açıkladı Avrupa Birliği ilerleme raporu. Dışişleri Bakanlığı bu rapora sert tepki gösterdi. Türkiye'de beyaz eşya satışları artıyor. Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, yılın ilk 9 ayında 12 ayrı kalemde artışlar ortaya çıktığını ve bu artışlar sayesinde yaklaşık %12'lik bir değer artışı ortaya çıktığını bildirdi. BOTAŞ hisse satışı için gün sayıyor şu an itibariyle. Varlık fonu bünyesindeki BOTAŞ'ın ikiye bölünmesi planlanıyor. Birinci bölümde BOTAŞ Ticaret, öteki bölümde BOTAŞ İletim olacak. BOTAŞ İletim daha fazla kazançlı olduğu için BOTAŞ İletişim'in halka arzı planlanıyor. Oradan halka arz başlayacak. Belki ileride BOTAŞ Ticaret'in de halka arzı söz konusu olabilir. Daha önce Varlık Fonu bünyesinde TİH aynı şekilde yapılandırmaya tabi tutulmuştu. Borsa İstanbul'da son bir ayın en yüksek seviyesi görüldü.
Birazdan kapanış seansını getireceğiz ve üzerinde konuşmaya çalışacağız. Bu bankalardaki iyileşmenin sonucu banka hisselerine alış geldi ve bilançolarında iyi gelmesi nedeniyle Borsa İstanbul kendine geldi ve yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Fuat Oktay'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe sunumu 2022 bütçesi hazırlandı biliyorsunuz. Bütçeyle ilgili sunumu yaptı ve Türkiye ekonomisinin bu yıl %9'un üzerinde büyüyeceğini ve kapanma sonrası ortaya çıkan duruma çok çabuk uyum sağlayan sanayi sektörü sayesinde de hem üretimin arttığını, kapasite kullanımının arttığını hem de ihracatın giderek ivmelendiğini aktardı. Çin ekonomisinin hızlı büyüme eğrisini vereceğiz. Çin ekonomisi yılın ilk 9 ayında yani 3 çeyrekte %9.8 büyüdü ve bu da yaklaşık 12 trilyon dolarlık bir büyüklüğe denk geliyor. Çin ekonomisi dünyanın 2 numaralı ekonomisi konumunda biliyorsunuz. İngiltere'de enflasyon hız kesti. İngiltere Brexit yaptıktan sonra kendine geldi bir parça. Geride bıraktığımız ay itibariyle 3.2 olan enflasyonu bu ay 3.1'e kadar geriledi. Küçük bir gerileme söz konusu. Ama tabii rakamın kendisi küçük olduğu için rakamın kendi içinde çok büyük bir gerileme olarak değerlendirmesi gerekir. Buna mukabil Euro bölgesinde enflasyon at başı gidiyor. Euro bölgesi son 13 yılın zirvesinde bir enflasyona tanık olmuş durumda. %3.4. Yurt dışı üretici fiyat endeksinde de artış var. Türkiye'nin rasyoları bakımından son derece önemli. Aylık bazda %1.55'lik bir artıştan bahsediyoruz. Ve Jack Ma uzun bir aradan sonra, bir yıl sonra kamuoyu karşısına çıktı ve ilk seyahatini gerçekleştirdi. Bir yıldır ortalıkta neredeyse gözükmüyordu. Yaşayıp yaşamadığı konusunda epey bir tereddütler vardı. Bir iki yerde video konferansta gözüktü ama kanlı canlı gözükmedi. İlk kez kanlı canlı gözüktü. Önce Pekin'den Hong Kong'a uçtu, oradan İspanya'ya geçti. İspanya'da bazı çevre yatırımlarıyla ilgili bilgiler almak istediğini söyledi. Geçtiğimiz yıl Jack Ma, başında bulunduğu Ant Group halka arz edilirken kullandığı bazı sözcüklerden dolayı Pekin yönetimi tarafından aforoz edilmişti ve o tarihten bu yana kamuoyu önüne çıkmadı. Ve o günlerde halka arzı da yapılamadığı için şu anda Ant Group ve altındaki şirketi Alibaba kritik günler yaşıyor ama bundan sonra muhtemelen önümüzde daha iyi bir süreç olacak gibi gözüküyor. Kısmi bir affa uğramış gibi. Netflix'ten bir haber vereceğiz. Netflix, Squid Game oyunu sayesinde son 4 haftada 4.4 milyon yeni abone kazandı ve oyun dizi 144 milyon kişi tarafından izlendi. Dünyada oyunun maliyeti, dizinin maliyeti 26 milyon dolar ama getirisi 900 milyon dolar civarında olacak. Kat be kat gelen bir getiriden bahsediyoruz. Rusya'da bir haftalık bir kapanma geliyor. 30 Ekim itibariyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kapanma kararını imzaladı. Bazı bölgelerde daha önce kapanmaya gidilebileceğinin de haberini verdi. Yeni varyant geliyor ve yayılıyor. İlk haber İsrail'den. İsrail yeni varyantla tanıştı ve buna ilişkin önlemler almaya başladı. İngiltere'den bir haber vereceğiz ama bu daha çok Türkiye haberi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesindeki yabancı yatırımları açıkladı. Bunlar arasında Türk yatırımları da göze çarpıyor. Bunlardan bir tanesi Eren Holding, Türkiye'de kağıt, karton, mukavva ve tekstil sektöründe etkili olan bir sektör. Yaklaşık 500 milyon poundluk bir yatırım yapıyor. Burada kağıttan oluklu mukavva üretecek ve yaklaşık 100 civarında kişiye istihdam sağlayacak. Belki 300 olabilir gibi de bir raporda unsur var. Diğer şirkette Getir. Getir de İngiltere faaliyetlerini yaygınlaştırıyor. 7000 kişiye istihdam sağlayacak. 100 milyon poundluk bir yatırım yapıyor. Başka şirketler de var ama ilk iki sıradaki şirketi vermekle yetinelim şimdilik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezisinin son durağı, Afrika gezisinin son durağı Nijerya. Angola'ya gitti, arkasından Togo'ya geçti. Şimdi Nijerya'da, her iki ülkede, Angola ve Togo'da yaklaşık 7-8 anlaşma imzaladı her bir ülkede. Şimdi burada da bugün 7 anlaşma imzalandı ve Cumhurbaşkanı'nın gezisi böylece noktalanmış oluyor.
Evet, Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı. 0.21 ve 1432 puandan kapattı. Biraz önce söylemiştik zaten. Borsa İstanbul'da banka hisselerine gelen alışlar ve iyi gelen bilançolar sayesinde endeks bugünü olumlu kapattı. Bugünü de olumlu kapattı. Hafta başından bu yana yükselişini sürdürüyor. Bakalım yarın ve öbür gün Borsa İstanbul'da durum nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi dönüyoruz Skype hattımıza ve Belgin Maviş'le konuşacağız. Belgin Hanım, hoş geldiniz. İyi akşamlar Ali Bey, hoş bulduk. Borsayla başlayalım çünkü iyi bir kapanış yaptı bugün. Daha doğrusu haftanın 3 günü boyunca da iyi kapanışlar yapan bir borsamız var. Muhtemelen yukarı doğru gidecek ama hala dolar bazında 1,5 dolar seviyesindeyiz. O bakımdan çok yüksek değil ama giderek artabileceğini düşünüyoruz. Tabii bu dolar bazında yükselmesini ancak ve ancak belirli endeksler sağlayabilecek. Bunların başında bankacılık geliyor. Bankacılıktan iyi haberler gelmesi halinde olabilir. Bugün Fitch'ten gelen bir haber var. Fitch, Türkiye'deki bankacılığın faaliyet ortamı raporunu yayımladı. Faaliyet ortamında B+, yani B+ notu verdi. Bu da şu anlama geliyor, kötü bir not aslında. Yani Türk bankacılık sektörü hem enflasyon, hem faiz, hem kur baskısı, hem oynaklık baskısı nedeniyle ağır bir yük altında. Bu da finansmana erişimini zorlaştırıyor. Önümüzdeki dönemde bankacılık endeksinin yukarı doğru gitmesini engelleyen faktörler var, diyor. Önce BIST 100 endeksiyle ilgili son durumu aktarmanızı rica ediyorum. Nasıl karşılıyorsunuz? Bir, sonra da bankacılık endeksi acaba yükselmeye ne kadar katkı sağlar diye sormak istiyorum. Evet, son iki gündür yaklaşık olarak BIST 100 tarafında bankacılık hisselerini para girişi ve buna bağlı olarak da yükselişlerle desteklenen bir görüntü var. Bu da 1430 seviyesi ki orta vadeli yeni trend desteğimiz olarak karşımıza giriyor. Bu hedefin aşılması durumunda sırasıyla 1440, 1450 ve yukarıda 1465 görülebilecek seviyeler. Aslında bugün dünün bir devamı şeklindeydi Borsa İstanbul. 1430 seviyesinde gün boyunca hareketlerine devam etti hisse bazlı olarak ve yarınki Merkez Bankası toplantısını bekleyen bir görüntü içerisindeydi. Asıl hareketlilik ise uzunca bir zamandır yükseliş trendi içerisinde olan, daha doğrusu 830'lar seviyesinden yeni yükselişine başlayan dolar-tl kurunun 8.37'lerden 8.24'lü seviyelere doğru geri çekil 9.24'lü pardon seviyelere doğru geri çekilişi gördük. Buna rağmen Borsa İstanbul'da yukarı yönlü fazla bir hamle olmadı ve gün sonuna baktığımızda ise 1430'lu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu da yarınki Merkez Bankası toplantısına kadar endeksin bankacılık hisseleri önderliğinde yükselişine devamını bir teyit eder nitelikte. Ancak bugünün dışında baktığımızda biraz önce sizin de haberde belirttiğiniz gibi sanayi tarafındaki hisselerin performansları ve bununla birlikte özellikle sanayi üretimi başta olmak üzere gelen açıklamaların, verilerin de etkisiyle sanayi endeksinin Borsa İstanbul'a destek vermesi, bankacılık endeksinin ise genel itibariyle 1250 seviyesini aşamaması ve 1207 ile 1250 bandındaki salınımları. Hiç kuşkusuz enflasyon tüm ekonomik birimleri etkiler ama bankacılık sektörünü çok daha fazla etkiler. Özellikle öz varlık karlılıkları açısından baktığımızda. Bizim de bankacılık sektörüne baktığımızda genel anlamda sermaye yeterlilik rasyoları yüksek olmakla birlikte son dönemde TL varlık fiyatlamalarındaki hızlı değer kayıpları, kur tarafına yöneliş gibi unsurlar yabancı yatırımcının bankacılık hisselerinden uzun süreli kaçışını beraberinde getirdi. Evet, bankacılık sektöründe Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası gibi hisselerin performansı ile endeks şu anda bu seviyelerde tutunmakta ki 3. çeyrek bilançolarında da yine bu hisseler öne çıkıyor ve endekse destek verir görüntüde. Ancak bu özellikle BIST bankacılığın 1300 seviyesindeki kuvvetli direncin aşmasına yetmiyor ve dolayısıyla da Borsa İstanbul tarafında endekste BIST 100 tarafında baktığımızda ise 1465 şu an için kısa vadeli hedefin ötesine geçemiyor. Aksi takdirde bankacılık
tarafında hareketlilik olsaydı, enflasyonist fiyatlamalar bankacılık endeksi öz varlık karlılıklarını bozmamış olsaydı, bankaların vermiş oldukları kredilere karşılık ayırdıkları zorunlu karşılıklar başta olmak üzere karlılık rakamları olumsuz etkilenmemiş olsaydı, biz bugün özellikle Merkez Bankası faiz kararını çok daha üst seviyelerde, yani 1465-1485 seviyesinde rahatlıkla kapatabilirdik. Ancak bankacılık endeksi performansıyla bunu engelleyen unsur. İkinci engelleyen ise hiç kuşkusuz dolar-tl tarafındaki kurun yükseliş eğilimine, dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen devam eden süreç içinde olmamız. Yarın tüm bunların hepsi sonuçlanacak Ali Bey ve biz bakalım Merkez Bankası'nın bu toplantısında, ki Sayın Kavcıoğlu da biraz beklentiyi yükseltmiş, evet, Merkez Bankası yapması gereken adımı atacaktır demişti. Ona kadar 1432 Borsa İstanbul tarafında, dolar tarafında ise 1930-1924 bandında beklemeye devam edeceğiz. Peki. Şimdi Fitch'in raporundaki ibarelere dikkatinizi çekeceğim. Bunun üzerinden de bir tartışma yapabiliriz. Belki daha doğrusu görüşünüzü merak ediyorum. Diyor ki, bu not, yani faaliyet raporundan bahsediyor, faaliyet ortamı raporu B+, kötü bir not. Yani bir defa, yani bunun çok yukarıda şekillenmesi lazım ama o önündeki artı, yani B+ bizi ayakta tutuyor en azından. Bir defa çok yüksek bir enflasyon var, çok yüksek bir oynaklık var, çok büyük bir kur baskısı var. Bu sebeplerden dolayı Türk bankacılık sektörünün finansmana ulaşımında zorluklar yaşanabilir diyor. Ama olumlu bir nokta var. O olumlu nokta da cari açığın giderek gerilemesi finansman baskısını biraz ortadan kaldıracak gibi gözüküyor. Biz acaba cari açığı biraz geriletirsek diğer unsurları da ortadan kaldıracak, elimine edecek bir avantaj yakalayabilir miyiz? Yani sadece cari açığı gerileterek diğer avantajları ortadan kaldırmak mümkün olabilir mi? Tamamen kaldırmaktan bahsetmiyorum elbette. Sadece bankaların biraz daha rahatlayıp finansmana ulaşmasının kolaylaşabileceği bir süreç olabilir mi cari açığın gerilemesi? Elbette olabilir ama bu yeterli tek koşul olmayacaktır. Biraz önce de bahsettiğim gibi enflasyonist ortamın ve enflasyonda yükseliş eğiliminin devam ediyor olması tüm küresel bazdaki hisse senedi tarafında da ciddi baskı yaratırken buradan en ağır bozulmayı bankacılık sektörü mevduat tarafında yaşar. Çünkü eğer faizlerde yükseliş varsa paranın yönü değişir. Ve bu anlamda baktığımızda paranın bir kısmı devlet iş borçlanma senetlerine giderken bir diğer kısmı kıymetli madenler tarafına yönelir ve mevcut mevduat tarafındaki birikimler reel getiri anlamında çok fazla tatminkar olmadığı için para kendine daha risksiz ama sabit getirili ortamlar arar. Diyeceksiniz ki enflasyonist ortam ve bununla birlikte düşük faiz ihtimali bankacılık sektörünü nasıl etkiler? Öz varlık karlılığına etkiler. Ve bu da ne anlama geliyor? Bankaların ellerindeki toplamış oldukları mevduat yapısında ciddi düşüşler. Buna bağlı olarak da kur tarafındaki yükselişlere bağlı olarak özellikle döviz mevduatı tarafındaki artışların dengelenememesi ve toplamış olduğu mevduatlara karşılık zorunlu karşılık oranlarındaki yükseliş eğilimiyle birlikte çok daha fazla karşılık ayırmalarının mevcut karlılıklarını ve gelirlerini düşürücü etkisi. Bu gözle baktığımızda özellikle 2022'de de itibaren dünya genelinde de Türkiye'de de enflasyonist baskılarının artması bankaların bilanço ve karlılıkları üzerinde negatif etki oluşturacaktır. Bu sadece Türk bankalarının problemi olmayacaktır. Küresel bazda Amerika ve Avrupa'daki bankacılık sistemleri de bundan ciddi anlamda etkilenecektir. Çünkü onlarda kabul edilen öz sermaye karlılığı rasyosu ve aktif sermaye rasyosu gibi rasyoların ve sermaye yeterlik rasyosunun Türkiye'deki bankacılık sisteminden çok daha düşük olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Ortalamalarda sermaye yeterlik rasyosunun 17'ler seviyesinde olduğunu hatırlayacak olursak bankacılık sektörü Türk bankacılığı için bu olumlu. Ancak mevduata erişim ve bununla birlikte krediler tarafında kredi erişimin artan maliyetleri bankacılık sektörü için ciddi risk faktörleri olacaktır. Bu gözle bakacak olursak bu raporun biraz daha eksik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türk bankacılık sistemi özellikle
başarılı sendikasyon borçlanmalarıyla birlikte 2021 yılını, zorlu geçen 2021 yılını çok daha iyi bir şekilde geçirdi. Ama 2022 yılı için henüz bununla ilgili bir şey söylemek için çok erken. Ancak cari açığın azalması gibi unsurlar elbette ki bankacılık sektörünü rahatlatacaktır ama bu yeterli tek koşul olmayacaktır. Peki. Şimdi Belgin Hanım, borsaya yeni bir dev geliyor. Petkim ve Tüpraş'tan sonra yeni bir dev geliyor. Bu devin adı BOTAŞ. Ama tabii çok yeni. Yani bu haberi verirken bugünden yarına olabilecek bir şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi BOTAŞ'ın biliyorsunuz Bağlık Fonu bünyesinde ve yeniden yapılandırması söz konusu. TİH'te da benzeri bir durum yapıldı. BOTAŞ ikiye bölünecek. Şirketin yarısı iletim, yani BOTAŞ iletim, diğeri de BOTAŞ ticaret olacak. BOTAŞ ticaretin şimdilik halka arzı düşünülmüyor. Çünkü BOTAŞ ticaret uzun vadeli kontratlarla doğalgaz alım satımı yapıyor. Bu da yani çok kritik dönemlerde çok yüksek fiyatlı doğalgaz almak zorunda kaldığında hisselerin çökmesi anlamına gelir. Çok akıllıca davranılıyor bu arada, onu söyleyeyim. Yani hani BOTAŞ ticaretin ayrılması bence halka arzı cazip hale getirebilir. Çünkü BOTAŞ iletim para kazanıyor ve para kazanan bölümünün halka arzı söz konusu. Ne kadar açılacak, ne zaman açılacak, nasıl bir yöntem kullanılacak bunu bilmiyoruz ama BOTAŞ'ın halka arzı piyasaya bir canlılık getirir mi? Yani yeni bir petrokimya devi olarak borsamıza bir hayatiyet kazandırır mı size göre? Elbette. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ'ın büyük halka arzları olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Ve dolayısıyla bu Borsa İstanbul tarafına da ciddi anlamda ivme katacak. Yeni bir hikayenin de oluşmasını sağlayacaktır bu gözle baktığımızda. Daha öncesinde de hatırlayalım, geçmiş yıllara çok daha eskiye gidecek olursak, burada tabii ki Tüpraş, Petkim gibi halka arzlar, Petkim'de özellikle Azerilerle olan ortaklık ve buna ilişkin olarak gelişmeler de Borsa İstanbul cephesinde ciddi hareketliliği beraberinde getirmişti. Şimdi BOTAŞ'ın genel yapısı itibariyle dünyada ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayan bir güç olduğunu da düşünecek olursak, dağılımını sağlayan güç olarak diyelim. Bu anlamda da farklı bir hareketliliği beraberinde getirecektir. Hem yerli hem de yabancı yatırımcı tarafında. Ve bununla birlikte tabii ki varlık fonu içerisinde yer alıyor olması da varlık fonunu da ciddi anlamda, güç anlamında etkileyecek bir halka arz olacaktır. Bu büyük halka arzın hem maddi boyutu hem de bununla birlikte yaratacağı sinerji de son derece onun önemli olacaktır. Ve bu anlamda baktığımızda tabii bu hemen bugünden yarına olacak bir proje değil. Daha öncesinde de tabii gündeme gelmişti BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın halka arzı. Ancak bununla ilgili bazı yasal prosedürlerin, engellerin de aşılması gerekiyordu. Bugünden böyle bir karar alınmış olsa en erken Borsa İstanbul tarafına en hızlı bir şekilde olduğunu düşünecek olursak prosedür 2022 sonunda, evet, Borsa İstanbul'a gelebilir. Dolayısıyla bunun olma ihtimali bile borsa için ciddi yeni bir olumlu hikaye oluşturacaktır. Hatta geçtiğimiz günlerde BOTAŞ'la ilgili de bir takım spekülatif haberlerle gündeme gelmişti. Yabancılara satışı noktasında böyle bir proje olmadığı yine hükümet tarafından açıklanmış, yetkili makamlarca açıklanmıştı. Şimdi bu halka arz sürecinin başlıyor olması da en azından yerli ve milli düşünceyi biraz daha destekleyecek ve tabii ki yabancıların da borsa üzerinden hisse olarak bu halka arza, ortaklığa çağrıları gerçekleşecektir. Ancak prosedür olarak baktığımızda son derece olumlu bir adım olduğunu söyleyelim. Böylelikle Karadeniz'deki bulunan enerjinin denizden karaya transferi esnasında istenilen sermayenin de akışı bu şekilde sağlanabileceğini düşünüyorum ben. Evet. Şimdi Çin'le ilgili bir haber var, onu konuşacağız. Çin'den gelen büyüme verisi var. Yılın ilk 9 ayında Çin ekonomisi %9.8 büyüyecek. Yani birinci, ikinci, üçüncü çeyrek rakamlarını biliyoruz. Son çeyreğin de bu seviyede gelebileceğini tahmin ediyorlar. Eğer böyle devam ederse Çin işte 9 civarında bir büyümeyle kapatacak.
9 civarında büyümeyle kapatacak olan bir ülke daha var değil mi? Biliyoruz. O da Türkiye. Bugün bütçe sunumu vardı. Fuat Oktay zaten bir kez daha üzerinden geçti, tekrarladı. Türkiye ekonomisi bu yılı 9 civarında büyümeyle kapatacak dedi. Türkiye ile Çin büyümede bir yarış içinde. Ama Türkiye'nin büyümesi kalitesiz bir büyüme, bunu biliyoruz. Fakat sonuçta işte büyüme büyümedir diye düşünürsek, eğer Kantar'a çıkarsak rakama bakacaklar. Hani kaliteli kalitesiz diye bakmayacaklar. Birincilik kürsüsünde biz mi olacağız, onlar mı olacak bunu bilmiyoruz. Şimdi bu durumda Türkiye ekonomisinin son çeyrekte biraz daha gaza basması gerekebilir. Ama gaza basması şu anlama geliyor. Yeni bir parasal gevşeme harekatı. İşte yarın eğer bir faiz indirimi gelirse bunun adımını göreceğiz. Eğer yüksek bir faiz indirimi gelirse belli ki son çeyrekte biraz daha gaza yüklenmek istiyor ekonomi yönetimi. Bu acaba bize yüksek bir büyüme olarak döner mi? Çin büyümesiyle kıyaslayarak soruyorum. Yani oradaki o 9.8'i tabii şu anda neredeyse koşullar eşit aşağı yukarı. Ama zannediyorum ya birincilik kürsüsünde onlar olacak, ikincilik kürsüsünde biz olacağız. Birincilik kürsüsüne çıkabilme ihtimalimiz de olasılıklar arasında son çeyrekte iki ekonominin bir şekilde daha fazla canlı kazanıp kazanmayacağı ile ilgili. Şimdi hep sizinle değerlendirmelerimizde söylüyoruz ya Ali Bey, asıl olan büyüme mi kalkınma mı? Asıl evet. Olan kalkınma. Tabii. Yani büyüme geçicidir ve çeyreksel bazda %11 ya da %22 büyümeniz, bir sonraki çeyrekte bunu devam ettiremiyorsanız bu dengeli bir büyüme olmayacaktır ve pozitif etkileri kadar negatif etkileri de olacaktır. Çin bunu en ağır şekilde yaşıyor. Hatırlayalım, Çin ekonomisiyle ilgili yıllık bazda %7'nin altında bir büyüme kaydetmesi durumunda bunun dünya ekonomilerini durgunluğa sürükleyeceği ve ciddi finansal anlamda dünya ekonomilerinin de bundan zarar göreceğine yönelik tahminler de yapılıyordu. Çok değil, yaklaşık 2 yıl öncesine kadar. Evet. Ve çeyreksel bazda da baktığımızda Çin ekonomisinin bırakın %5'i, %4.9'luk bir büyümeyle karşımıza geldiğini görüyoruz. Ve yılın tamamında %9, Çin ekonomisi gibi büyük bir nüfusa, büyük bir çalışan nüfusa ve büyük bir üretim ağına sahip olduğunu düşünecek olursak, bu değer kayıpları içerisinde elbette ki Türkiye'nin %9 Çin'le kafa kafaya bir büyüme gerçekleştiriyor olması son derece önemli. Buradaki en büyük etken, katalizör ya da bunu sürükleyici olan sanayi tarafında üretimin kesintisiz devam etmesi. Evet. Kapasite kullanım oranı tarafında, sanayi üretimi tarafında. Bunlar büyümenin öncü göstergeleri ve sanayi üretiminiz arttıkça, yani siz üretim odaklı büyüyorsanız bunun ekonomik kalkınma etkisi. Ancak siz bunu yaparken bütçe tarafında ciddi açık veriyorsanız ve bunu borçla çevirmeye gayret ediyorsanız burada bir sıkıntı var demektir. Bu ekonomik kalkınma değil, belli bir süre için ihracata verilen bir takım önemli teşviklerle yaratılan o güzelliktir. Bunun devam etmesi için enflasyonu ciddi anlamda kontrol altında tutmak ve bununla birlikte cari açıktan cari fazla veren ülke konumuna getirmek önemli. Şimdi Türkiye bir takım adımların eşiğinde, tarımda ve bununla birlikte üretim tarafında bir üst olma noktasında. Evet. Lojistik anlamda da bu konuda özellikle açıklamalar var. Tarım tarafında Almanya'dan gelen açıklamaları önemsiyorum. Bununla birlikte lojistik tarafında özellikle o yol kuşak projesinde hep karşımıza geliyordu ya, Türkiye'nin bir burada geçiş noktası olması, kara ulaşımı anlamında bir köprü olması ve bir merkez olması noktasında. Bir diğeri ise Türkiye'nin özellikle enerji konusunda, yenilenebilir enerji noktasında attığı önemli adımlar. Bu açıdan bakacak olsak, bunları geliştirerek devam eder ve sermaye akışını sağlayabilirse, ki bunun için de siyasi güven oluşması, kur tarafındaki hareketliliğin çok daha sürdürülebilir bir noktaya çekilmesi gerekiyor. Ancak bu konudaki adımlar atıldığı takdirde Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamları nüfusla orantılandığında sürdürülebilir ve arkası gelebilir bir noktaya gelecektir. Para hareketi, sıcak para hareketi sadece sermaye piyasalarındaki hareket amacıyla gelir ama siz sermaye malı üretebilecek sermayeyi ülkeye çekebiliyorsanız,
ara mal yerine ana mal üretimi noktasında katma değer üretebiliyorsanız bu büyüme çok daha sağlıklı olacaktır. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin büyümesi 85 milyon ortalama nüfusla düşünecek olursak %5-%7 arasında bir potansiyel taşımakta, %9'luk bir büyüme senelik bazda gerçekleşebilir bir büyüme. Ancak mevcut durum içerisinde kuru da düşünecek olursak maliyetleri arttırması, enflasyondaki yükseliş eğilimi ve kurun tüm göstergeleri bozması gibi negatiflikler büyümeyi ilerleyen süreç içerisinde zorlar. Tedarik zincirindeki aksamalar, COVID-19'la ilgili yeni varyantlar, bununla birlikte enerji tarafındaki fiyatlamaların artış eğilimine devam etmesi gibi unsurlar bu büyümelerin devamını zorlaştıracaktır. Buna açıklık getirebilirse Türkiye Çin'i geçen büyüme rakamlarına ulaşabilir ki Çin'in %9'luk büyümesiyle Türkiye ekonomisinin %9'luk Tabii. büyümesi arasında da çok ciddi fark vardır aslında oransal olarak bakarsak. Evet, dağlar kadar. Şimdi Bitcoin konuşacağız. Bitcoin'de çok ciddi bir yükseliş var. 66 bin doları gördü. Müthiş bir rally yapıyor şu anda. Ve muhtemelen bu rally'yi biraz daha devam ettirecek gibi gözüküyor. Fakat asıl merak edilen düzeltmenin ne zaman geleceği. Yani bu 66 bin, örneğin yarın 67 bin, 68 bin ya da 70 binleri görür müyüz bilemeyiz. Fakat bir düzeltme olacağı kesin. Çünkü buralarda çok uzun süre kalmayacaktır, bunu biliyoruz. Fakat bir daha da 40 bin dolarlar seviyesine çok uzun bir süre gelmeyecek, bunu da biliyoruz. Nasıl bir eğilim görüyorsunuz? Yani sadece Bitcoin bazında değil, diğer kripto paraları da kapsayarak arkadaşlarımız şimdi ekrana verecekler. Ne tavsiye ediyorsunuz? Yani alsınlar mı, satsınlar mı, tutsunlar mı? Hangisi daha çok ağırlık kazanıyor? Evet. Şimdi tabii bu bir yatırım tavsiyesine girer. Biz sadece öngörülerimizi... Girmiyoruz tabii, aynen. Evet. Aynen. Ve dolayısıyla Bitcoin'le ilgili ne kadar işte herhangi bir dayanak varlığı yok, herhangi bir organize piyasanın içerisinde yer almıyor. Her an için riskler çok daha büyük desek de şu da bir gerçek ki böyle Bitcoin'de bu seviyelere gelmesinde fiyatlamalar açısından bunu birçok borsa yatırım fonlarının alacağı, ülkelerin ticaret anlaşmalarında kripto paralarla gerçekleştireceği, hatta kendi ülke para birimini dijital para, kripto paralara çeviren ülkeleri görüyoruz. Dolayısıyla dünyanın yeni dijitalleşme çağı içerisinde kabul edilse de edilmese de Bitcoin ve Bitcoin türevi para birimlerine hareket devam edecek. Ancak burada bir çekince koyalım. Bir Elon Musk çekincesini eklememiz gerekiyor. Yine 60 bin dolarlar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte Elon Musk'tan gelen tweetler ve bununla birlikte onun Dogecoin adını verdiği coin'deki hareketlilikler buradaki fiyatlamaları bozabilir mi? Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Aslında onun tweetlerini yakın takip ettiğimizde evet. genellikle yükseliş sonrasında gelebilecek realizasyon öncesinde sahneye çıktığını ve bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu tip faktörler olacaktır. Biz bunlara hisse senedi tarafında spekülatörler deriz. Ancak şu da bir gerçek ki Bitcoin ve türevindeki bu fiyatlamalar şu anda Fed'in kararına kadar yani Kasım ayındaki açıklayacağı plana kadar kripto paralar tarafının hareketli ve yükseliş eğiliminde olacağını teyit eder nitelikleri ve portföylerde olmalı mı derseniz %10'luk bir kısmı bence kripto paralara ayrılmalı bundan sonraki süreç içerisinde. Evet, tabii şu anda çok baş döndürücü bir hızı var Bitcoin'in. 500, yani sizinle şu konuşmaya başladığımızın başından bu yana 10 dakika içinde yaklaşık 10 dolar koydu üzerine. Hoş gerçi bu 10 doların 5 dolarını geri alıyor, tekrar geliyor. Çok hızlı ve çok dinamik bir alış-satış süreci var orada cereyan eden. Buna tabii ayak uydurmak çok zor dediğiniz gibi. İşi sadece bu olanlar için elbette ve takip ederek çok iyi para kazanmaları mümkün olabilir. Ama işi Bitcoin olmayanları, işi kripto para olmayanların sadece böyle arada bir takılarak evet biz de para kazanabilir miyiz diye şanslarını denemeleri çok akla uygun değil, onu söylemiş olalım. Şimdi Bitcoin'i konuşurken tabii Elon Musk'ı andınız, ben de anmak istiyordum. Zaten onunla bağlantılı soracaktım aslında. Elon Musk eğer işler yolunda giderse, zaten Bitcoin'e de ve Dogecoin'e de çok fazla yatırım yapan bir iş insanı,
Böyle giderse 1 trilyon dolarlık bir iş insanı olacak önümüzdeki günlerde. Hisselerindeki artış dolayısıyla 1 trilyon dolar Belgin Hanım, Türkiye ekonomisi 755 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye'nin tamamından daha fazla gayri safi hasıla toplamış bir iş insanından bahsediyoruz. Bu dünyada yeni bir çığırı açacak diye düşünürüm. Yani arkasından diğerleri de gelebilir. Örneğin Jeff Bezos arkasından gelebilir. İşte diğer Arnold mesela gelebilir. Yani Louis Vuitton'un sahibi. Bunun gibi pek çok isim var. Keza Bill Gates'in aynı şekilde bir atak yapması söz konusu olabilir. Gelecek yılı, yani bu yılı belki geçiriyoruz ama gelecek yıl böyle her biri 1 trilyon dolarlık 5-6 tane büyük iş insanı olabilir. Yani ülkelerle yarışan iş insanları olabilir. Elon Musk galiba çok hızlı gidiyor. Acaba tökezler mi size göre? Şimdi bu hafta içinde bir tweet paylaştı. Oldukça ilginç bir o kadar da güzeldi. Ve zekaya yönelik, akıllı ve zeki insanların baz alarak yaptı. Hatalardan ders alan insanlara ilişkin. Hatalarından ders alıp kendini geliştiren insan, hatalarından ders almayarak kendini ve etrafını negatif yönde etkileyen insan, kendini hatasız olarak kabul edip başkalarının hatasını bulan insan şeklinde bir tweet'ti, bir tablo paylaştı. Evet. Şimdi bu beyin yapısında olan bir kişi açısından elbette bir şeye başlarken bunun adı yatırım olsun, bunun adı uzay çalışmaları olsun, riskleri ve kayıpları da tolere etme yapısına sahip olduğunu düşünüyorum ben. Ve burada asıl stratejisi ki son derece güzel, tüm bu uzay çalışmaları ve projeleri içinde kendisine kaynağı sermaye piyasalarından yaratıyor. Bence bunu öncesinde kurgulayabilen ve bunu hayata geçirebilen insan belli bir takım riskleri %30'luk ya da %40'lık değer kayıplarını göze alarak bu yola çıkar. Ve Elon Musk'ın hamlelerine baktığımızda da 3 tane önemli stratejiyi görüyorum ben bir trader olarak baktığımda. Bunlardan bir tanesi sessizliğe gömülüp piyasaları takip etmek ve evet, projelerine odaklanmak. İkincisi projelerini tam hayata geçecekken mevcut finansman ihtiyacını hesaplamak. Ve üçüncüsü ise bu finansman ihtiyacına karşılık olarak da en çok düşen hangi yatırım aracı varsa onda pozisyon alarak beklemeye geçmek. Dolayısıyla Elon Musk gibi yatırımcı tipi zaten baştan ne kadar kaybedeceğini hesaplayarak bu işe girmiştir. Ve kendisine şu soruyu sormuştur. 1 milyon dolarım varsa bunun ne kadarını kaybetmeye göze alabilirim? Eğer %30 ya da %40'lık bir rakamı baştan kabul etmişse zaten onun kaybetmesi söz konusu olmayacaktır Ali Bey. Evet. Hakikaten bugün mesela hisse bazındaki artışlardan dolayı ilk sıraya yükseldi. Yani dün ikinci sıradaydı. Bugün Jeff Bezos'a yer değiştirdiler ve Elon Musk birinci sıraya yükseldi. Jeff Bezos 2 de Bernard Arnault, Louis Vuitton'un sahibi. O da 3 numarada. Arkasından işte Bill Gates ve diğerleri geliyor. Müthiş bir döneme giriyor dünya şu anda. Hem bu uzay projeleri ve fantastik diyebileceğimiz bilişim projeleri sayesinde bu işi yapanların hepsi o alanda biliyorsunuz. Yani dünyada rekabet edilemez iş insanları gibi bir tür gelişiyor. O türün işte biraz önce saydığım 5 örneği var. Muhtemelen bunlar sayısı işte 10'u 15'i bulabilir. Arada bir iki tane belki Çin'den çıkabilir. Belki bir tane İngiltere'den çıkabilir, bilmiyoruz. Bekliyoruz yani bunların olabileceği bir dünya yaşıyoruz şu anda. Öyle bir dünyadayız. Şimdi Almanya'dan bir haber var. Bilmiyorum üzerinde durmak gerekir mi? Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann istifa etti. Ama yıl sonu itibariyle görevi bırakacağını açıkladı. Herhangi bir sebep ileri sürmedi. Muhtemelen Angela Merkel'in görevi bırakmasıyla birlikte, yani onunla geldim, onunla giderim demiş olabilir, bilemiyoruz. Baktım, epey bir araştırma yaptım ama herhangi bir sebep bulamadım. Olağan bir görev değişimi de olabilir. Yani yıl sonunda işte emekliliğini isteyip bırakıyor da olabilir. Fakat Almanya'daki siyasi konjonktürün değişmesiyle birlikte yeni bir hükümet geliyor biliyorsunuz. Sosyal Demokratlar ve Yeşiller, Liberaller bir araya gelip bir koalisyon kuracaklar. Artık Hristiyan Demokratların ve Hristiyan Birlik Partilerinin dönemi kapanıyor. Belki o sebeple hani yeni gelenlere
yer açmak ve onlara bir jestte bulunmak için yapmış olabilir mi? Tabii önemli bir Merkez Bankası Başkanı. Sıradan bir olay olmadığı için belki bir iki cümle konuşabiliriz. Tabii yani küstüm oynamıyorum der mi? Yani benim Avrupa Merkez Bankası Başkanı yapmadınız ve yapmayacağınızı olabilir, anladım evet. diyor olabilir mi? Bunu bilemeyiz ama genellikle merkez bankaları koalisyon hükümetleriyle çalışma, yani Merkez Bankası Başkanları için zorlu bir süreçtir koalisyon hükümetleriyle çalışmak. Birbirinden farklı görüşler ve ekonomideki yaşanabilecek tahribatlar noktasında belki de böyle bir koalisyonla çalışmak istememiş olabilir. Onların tabii ki normal o şeylerini, Merkez Bankası prosedürlerini bilmiyorum ama bir gerçeği biliyorum ki Avrupa Birliği kurulduğundan bu yana Almanya çok istemesine rağmen ve belki de en büyük sponsor olmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası Başkanı bir Alman seçilmemiştir. Dolayısıyla böyle bir süreç içerisinde belki de bu zorlu süreçte sıranın kendisine geldiğini düşünerek de Lagarde'dan sonra o koltuğa oturmak istemiyor da olabilir. Bunların hepsi birer seçenek olarak karşımızda ama benim aklıma ilk gelen bunu duyduğumda bir koalisyon hükümetiyle farklı bir ekolle bugüne kadar ülkeyi yönetenden farklı bir sistemle ekonominin ve siyasetin değişebileceği ve Merkez Bankası Başkanı olarak bu sürece uyum sağlamakta zorlanabileceği görüşü hakim olmuş olabilir. Unutmamak gerekiyor ki Şansölye Merkel döneminde hem ekonomik anlamda Almanya hem de bununla birlikte Avrupa Birliği'nin güçlü ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemişti ve tüm ekonomik kurumlarının da desteğini almıştı Merkel. Dolayısıyla Merkel'den koltuğun boşalmasıyla birlikte buna benzer haberleri diğer devlet kurumlarından da duyabiliriz diye düşünüyorum Ali Bey. Evet, sanıyorum orada Belgin Hanım şöyle bir centilmen anlaşması var Almanya ile Fransa arasında. Zaten İngiltere oyundan çoktan çıktığı için o zaman da oyunda değildi. Yani para birliğinin dışında olduğu için bu oyuna çok fazla girmiyordu İngiltere. Girmiş olsaydı belki dengeler çok farklı olabilirdi İngiltere lehine olacak şekilde. Biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası'nda, IMF'de, Dünya Bankası'nda pek çok yerde Fransızların egemenliği uzunca bir süredir devam ediyor. Örneğin Dominique Strauss-Kahn mesela IMF'den işte başkan adayı olurken bir seks skandalıyla dışarıda kaldı. Arkasından Jean-Claude Trichet Avrupa Merkez Bankası başkanlığı döneminde yine aynı şekilde. Christine Lagarde yine bir Fransız. Bir istisnası işte bu günlerde... Evet, İtalyanlardan ve Fransızlardan. Evet, Mario Draghi İtalyan... kökendi ama o da çok uzun süre kalmadı ve şimdi bir Bulgar'la idare etmek zorunda kalacaklar. Yani IMF'de öylesi bir süreç var. Fransızlar finansman konusunda Avrupa Birliği'nde hem kendilerini kanıtlamış durumdalar hem de oralarda köşe başlarında çok önemli insanları tutabiliyorlar. Almanya galiba kendi içine dönük çalışmayı daha çok tercih ediyor. Yani diğer uluslararası kurumlarda temsilci bulundurmaktansa ya da oralardan güç almaktansa kendi gücüne güvenerek gitmeye çalışıyor. Bugüne kadar bir Alman'ın bu tür görevlere çok fazla soyunduğunu görmedik. Gelelim nereye? Şimdi Evergrande skandalını konuşacağız. Skandal demek doğru mudur değil mi bilmiyorum ama Çin'in en büyük inşaat gayrimenkul şirketlerinden bir tanesi ödeme krizi içinde. Bugün itibariyle başvuruda bulundu ve yarından itibaren işlemlere başlamak istediğini söyledi. Ama beri yanda kamuoyuna da bir açıklama yaptı. Taahhütlerimizin tamamını yerine getireceğimiz konusunda herhangi bir güvence vermiyoruz diyor. Şimdi bu tam böyle bu ne perhiz, bu ne lahana turşusuna dönüşüyor. Eğer bir güvence vermiyorsanız yarın nasıl işleme başlamak istiyorsunuz? Ya da yarın işleme başlayacaksanız neden güvence vermiyorsunuz gibi böyle çok sayıda soru var, soru demeti var. Anlaşılan o ki, Çin henüz Evergrande ile başlayan ve arkasından çorap söküğü gibi gelen şirketlerle ilgili süreci epey bir zaman zarfında çözecek gibi gözükmüyor. Yeni dönemde yeni gayrimenkul şirketlerinde de benzeri durumlar ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi Çin'de bir Amerika gibi kamulaştırmayı sevmeyen ve kamulaştırma noktasında da son derece ağır hareket eden siyasi bir oluşuma sahip. Evergrande gibi büyük ve çok uluslu yatırımları ya da para girişlerini de bünyesinde toplayan ve bunların dağılımı konusunda da çok şeffaf olmayan bir yapıyla karşı karşıya. Ve burada hükümet siyasi iradeyle
özel sektör arasında bir çekişme ama kapalı kapılar arzında da bu konudaki özellikle sürecin nasıl yönetileceğine dair belirsizlik ya da iki devlet kurumu ile özel kurum arasındaki anlaşmazlık. Bugüne kadar bu konuda bir görüşme trafiği olmamış olsaydı çoktan çok daha büyük bir kriz patlak verebilirdi. Ve bu konu sürekli olarak gündemimizde kalmaz. Bir anda hisse senetleri tarafında sert satışlar görürdük. Ve belli bir süre sonra piyasa kendi içerisinde bunu halletmeye çalışırdı. Ancak gelinen noktaya baktığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Evergrande zaman kazanmaya çalışıyor. Evet. Ve bu zaman kazanma noktası iflas etmektense bu konuda tıpkı devletler gibi bir konkordato ilan ederek borcum borç ama bunu ne zaman ödeyeceğim bilmiyorum ama elbette ödeyeceğim noktasına getirerek iflastan kurtularak elindeki mevcut kıymetleri koruma noktasına gitmeye çalışıyor. Akıllıca bir strateji ancak bunu devam ettirebilir mi? Bu konuda tabii ki yine belirsizlikler evet. olacaktır. Peki. Öyle ya da böyle Çin hükümetiyle anlaşacağını düşünüyorum ben. Evet, yani açık bir piyasa ekonomisinde olmuş olsaydı bu şu anda dünyayı sallayan bir krize dönüşebilirdi. Fakat Çin çok kendi içine dönük ve kabuğuna çekilerek bu işleri çözdüğü için dünyaya yansıması olmadı. Örneğin bu ölçekte bir firma Fransa'da böylesi bir skandala yol açmış olsaydı belki biz bugün Avrupa'da gayrimenkul krizini konuşuyor olacaktık. İşte kapalı ekonomilerin böyle de güzel bir yanı var diyelim. Dünyanın geri kalan bölümünü çok fazla etkilemeden devam edebiliyor. Belki kol kırılır yen içinde bir şeyle yaklaşımıyla çözecekler diye düşünüyorum. Belgin Hanım çok teşekkürler. Vaktimiz kalmadı. Kalsaydı yarın nasıl başlarız diye soracaktım ama onu da artık yarın hep birlikte göreceğiz. Şimdi reklama gidiyoruz.